Mutlu günler efendim. 29 Temmuz Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız. Yeni hafta, aynı zamanda yeni bir ayı da karşılayacağımız bir hafta olacak. Ve elbette konuştuğumuz pek çok konu var, pek çok gelişme var. Hem piyasaları konuşuyoruz, hem ekonomideki yeni gelişmeleri konuşuyoruz. Bir yandan teşvik paketi var teknolojide, bir yandan vergide değişiklikler var. Tüm bunları konuşacağız ama öncelikle şu ana kadar öne çıkan gündem başlıklarına bir göz atalım. Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözleri. Kayıt dışılıkla mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu Şimşek ve gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek ifadelerini kullandı. Vergide yeni dönem demiştik. Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere göre tekno girişim şirketi niteliğine haiz işverenler hizmet erbabında bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin verildiği tarihteki raiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak. Bunlardan bir tanesi. Elbette diğerlerini de az sonra aktaracağız. Özür dilerim. Türkiye yüksek teknoloji üretim üssü olacak. Bu sözler ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ait HİT 30 yüksek teknoloji yatırım programıyla ülkemizdeki 65 nanometre ve 6 çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri içeren 5 milyar dolarlık kaynakla otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız dedi Kacır. Uluslararası doğrudan yatırımlarda da yeni dönem başladı. Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan uluslararası doğrudan yatırım stratejisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Stratejiye göre dinamik ve sağlam ekonomisiyle Türkiye uluslararası doğrudan yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olurken Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki jeostratejik konumu ve dünya standartlarındaki ulaşım altyapısı sayesinde de firmaların küresel pazarlara erişimini kolaylaştırıyor ve küresel çaptaki paydan %1,5'luk bir pay almayı hedefliyor bu stratejiyle Türkiye. Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı. Amerikan Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarını izleme şansımız olacak. Bu arada Amerika'daki seçimler de oldukça hareketli geçiyor ve adaylardan Donald Trump eski başkan Amerika'yı dünyanın kripto merkezi yapacağım açıklamasında bulundu. Kripto yatırımcılarını sevindiren açıklamalarda, vaatlerde bulundu. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'i kovacağını da söyledi göreve geldiği zaman. Ve böylece bu açıklamaların hemen ardından ise kriptoda ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Ve hemen piyasalara bakalım. BIST yüzde %0,7'lik düşüş var. 10.812 puandan işlem görüyor BIST yüz endeksi. BIST 500'e bakalım. Orada da yine %0,74'lük düşüş var. 12.257 puandan işlem görüyor. Devam edelim. BIST Banka'da %0,3'lük yükseliş var. BIST Sanayi'de kayıplar %0,8'i bulmuş durumda. BIST Turizm'de yine %2,3'lük kayıp var. BIST Spor'da %2'lik. BIST Gayrimenkul'de %1,1'lik kayıpları görüyoruz. BIST Teknoloji'de de yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da %3'e yaklaşan kayıplar var. BIST Kimya'da %0,5'lik. BIST Gıda'da ise %1'i aşan kayıpları takip ediyoruz. BIST İnşaat'ta %0,5'lik yükseliş var. BIST Madencilik'te %1'lik prim var. Ve BIST Birleşim'de yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere bakalım. Kontrolmatik, Reader Teknoloji, SDT, HEO Teknoloji ve AXA olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere bakalım. Anadolu Sigorta, Akben GEO, Tofaş, Türkiye Sigorta, Konya Çimento olarak da sıralanıyor. Fiyatı en çok azalan hisseler. Evet, hemen integral yatırıma gidelim. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Seda Hanım hoş geldiniz yayına, iyi haftalar. Merhaba, iyi haftalar. Hoş buldum, teşekkürler. Nasıl bir haftaya başladık? Yine kayıpla başladık BIST 100'de ama nasıl bir fotoğraf var önümüzde?
Biraz yorumlar mısınız bize? Yoğun, yoğun bir haftaya başladık Özlem Hanım. Gerçekten küreselden iç piyasaya kadar aslında yoğun bir hafta olacak, onu söylemek mümkün. Önce dışarıdan başlayalım. Yani veriler var elbette ki. İşte Euro bölgesinden mesela büyüme verisini takip edeceğiz. Almanya'dan enflasyon verisini takip edeceğiz. İçeride tüketici güven endeksi var. İmalat PMI verisi var içeride. Bunlar gerçekten çok önemli veriler ama veri dışında aslında bir miktarda küreselde merkez bankalarını takip edeceğiz. Bir kere Asya tarafında Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını alıyor olacağız. Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı var. Bu faiz kararından herhangi bir şey beklenmiyor ama bence başkanın açıklamaları oldukça önemli olacak. Ve elbette ki çarşamba günü de Fed toplantısı olacak ve Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Hemen sonra akşam saat 9'da faiz kararını alacağız. 9.30'da da Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak, konuşması olacak. Şimdi burada Eylül ayındaki faiz indirimine %100 gözüyle bakılıyor ama biz kurum olarak mesela daha erken olduğunu düşünüyoruz. Piyasa biraz erken fiyatlıyor bunu. Eğer Powell öyle çok fazla vurgulu bir faiz indirimine işaret eden açıklama yapmazsa ki hiçbir zaman biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası Başkanı işte şu ayda şu faiz indirimi yapacağız gibi bir şey hiçbir zaman işaret etmemiştir. Yine böyle bir şey olmayacak ama hani daha temkinli bir duruş sergilerse o zaman dolar endeksindeki düşüş bir miktar durabilir ve hatta yukarı yönde tepkiler de gelebilir ama söz özel yönlendirmesinin yakın zamanda bir faiz indirimi olabileceğinin yönelik ifadelerle işte enflasyon vurgusunu daha yumuşata yumuşata yapar ise o zaman tamamdır. Hani bir faiz indirimi bekleyeceğiz demektir ve yılın geri kalanında hangi toplantıda, Kasım mı, Aralık'ta mı ya da ikisinde de mi bir faiz indirimi gelecek ona odaklanıyor olacağız. Dolayısıyla biraz bu hafta hani heyecanlı bir hafta olacak diyebiliriz. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Eğer Powell yine çok güçlü mesajlar vermezse faiz indirimine yönelik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden ne kadar sapma göstereceği fiyatlama üzerinde etkili olacaktır. Bu hafta küreselde fiyatların biraz daha oynak gitgel şeklinde olması ve algılamaların değiştiği yönünde gitmesini bekliyoruz. O nedenle etkili hareketler olacak. Tabii Trump'ın açıklamaları çok bariz belli. O açıklamalardan sonra düşen bir ABD dolar endeksi, ABD piyasaları görmüştük. Yukarı yönde tepkiler alıyoruz şu anda baktığımız zaman. Yine S&P'de olsun, Dow Jones'ta olsun yukarı yönde tepkili hareketler var. Bu Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da burada etkili olacaktır. Küreselden iç piyasaya doğru yavaş yavaş geldiğimiz zaman bizde geçen hafta aslında küreselin o satış dalgası etkili olmuştu ama etkili olan bir diğer sebep de bankacılık endeksindeki düşüştü. Şimdi buraya geçen hafta çok fazla vurgu yaptık. Bu hafta da o vurguyu devam ettireceğiz Özlem Hanım. Çünkü 15.000 seviyesinden şu anda yukarı yönde tepkiler geliyor ve bu yukarı yönde tepkilerin hani gün boyu devam etmesi ve hafta boyunca da yukarı yönde hareketine devam etmesi lazım ki endeksteki geri çekilme daha sınırlı kalsın. 10.800 üzerinde hareket eden endekste burası önemli bir destek. Bankacılık endeksinin bir miktar desteği gelip gelmeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Çünkü bildiğimiz üzere ikinci çeyrekte banka bilançoları zayıf gelecek. Karlılığı törpüleyen bir mevduat maliyeti bir de swap maliyeti var. Dolayısıyla hani bu hafta da yoğun bir banka bilançosu alıyor olacağız. İşte Akbank alacağız, Garanti Yapı Kredi, TSKB'yi alacağız. Dolayısıyla buradaki reaksiyon ne yönde olacak ona bakacağız. Ama hani Garanti'nin bir miktar daha beklentiden bir tık daha yukarıda bir karlılık gelmesini bekleyebiliriz. Bir de TSKB'de mevduat olmadığı için orada da yine bir tık daha güçlü bir bilanço gelebilir ama bilançoların geneli maliyet baskısıyla birlikte karlarda törpülü bir şekilde beklenti oluşmuş durumda. O nedenle 15.000 seviyesi bankacılık endeksi açısından önemli. BIST 100 endeksine baktığımız zaman bugün gün içerisinde havacılık sektöründeki baskıyı görüyoruz. Ulaştırma sektörü içerisinde, havacılık sektörü içerisinde en büyük ağırlığa sahip şirket Türk Hava Yolları ve endekste de bir maçtan sonra en güçlü yüzdesel etkiyi sağlayabilecek şirket hissesi. O nedenle burada oluşabilecek bir bilanço beklentisi ya da burada oluşabilecek bir yukarı yönde tepki açıkçası olumlu yönde destekleyecektir. Şu anda baskılıya buradaki katkının az olması, puansal bazda negatif bir etki yaratması. O nedenle
Hani hafta sonu açıklamalarından sonra savunmayı al, havacılığı sat biraz hafif hafif oluştu. Hani bunun etkisinin kısa sürmesini bekleriz. Eğer Türk Hava Yolları'ndaki baskı ortadan kalkarsa 10.800 üzerinde yukarı yönde kademeli hareketinde sürmesini bekleriz açıkçası. Bankacılık desteği olması şart ama yani burada o konu must, onu söylemek mümkün. Diğer taraftan baktığımız zaman ikinci çeyrek bilançoların yansıttığı beklentilerden ne kadar farklı sapma göstereceğine ilişkin detaylarda hisse bazlı hareketleri getirecektir. Geçen birinci çeyrek bilanço döneminde BIST şirketleri içerisinde biz 38-40 şirketi beğenmiştik. Aslında çok zayıf bilançolar gelmemişti. Önümüzde iki tane konu var. Bir tanesi üçüncü çeyrekte iç tüketimde yavaşlamanın oluşması ve diğer konu da faiz indirimlerinin beklenenin daha erkeninde gelmeyecek olması. Dolayısıyla ikinci çeyrek bilançolardan sonra üçüncü çeyreğe ilişkin ve yıl sonuna ilişkin yani yılın ikinci yarısından sonrası için bir miktar beklentiler oluşacak. Dolayısıyla değişen bir sektör rotasyonu görebiliriz. Sektörel anlamda rotasyonlar, değişimler görebiliriz. Hani bunlar artık çok gitti, geride kalanlara bakalım gibi beklentiler oluşabilir. Bunu da bir sonraki yayınlarda konuşuruz diyoruz. Ki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Seda Yalçınkaya Özer bizimleydi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü. Bir yandan da tabii özellikle hafta sonu yoğun bir şekilde gündemimize gelen hem teknoloji hem de vergideki gelişmeler var. Onlara da kısaca değinelim. Vergide yeni bir dönem başladı, başlıyor daha doğrusu. Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kayıt dışı faaliyette bulunarak vergi ziyanına sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek ceza %50 artırımla uygulanacak. Bazı özel usulsüzlük cezaları artırılacak ve tekrarında artırımlı ceza uygulanacak. Başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanılması durumunda ceza kesilecek. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumların yurt içine yaptıkları satışlardan elde edilen kazançlara tanınan gelir ve kurumlar vergisi istisnası kaldırılacak. Yap işlet devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan alınan kurumlar vergisi oranı %25'ten %30'a çıkarılacak. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,25 olarak belirlendi. Evet. Ana başlıkları böyle. Bir yandan da tabii özellikle Türkiye'nin yüksek teknoloji programı, yatırım programı da açıklanmıştı. Onun üzerine de detaylı açıklamalar var. Türkiye yüksek teknoloji üretim üssü olacak diyor Sanayi Bakanı Kacır. Bakalım hemen neler geliyor. Elektrikli araç çağrısı var bu yatırım programının içerisinde. Toplam destek bütçesi 5 milyar dolar. En az 150 bin araç kapasiteli yatırımlar. Sadece BEV ve PHEV üretimi, %51 yerli üretim planı, Ar-Ge merkezi kurulması var bu yatırımların niteliği içerisinde. Sağlanacak desteklerse belirli sayıda araç için gümrük vergisi muafiyeti ve veya %15'e varan hibe desteği, %80'e varan vergi teşviki, istihdam destekleri, vergi muafiyetleri, yatırım yeri tahsisi, finansman desteği olarak sıralanıyor. Bir diğer çağrı ise batarya çağrısı. 4,5 milyar dolarlık bir destek bütçesi var. En az 5 gigawatt kapasiteli yatırımlar, araç ve depolama bataryaları, aktif malzemeler, hücre dahil üretim, Ar-Ge merkezi kurulması, 2030 yılına kadar üretilecek megawatt başına 6 bin dolara kadar hibe sağlanacak. %25'e varan hibe desteği, %60'a varan vergi teşviki, istihdam destekleri, vergi muafiyetleri, yatırım yeri tahsisi ve finansman desteği sağlanacak. Bir diğer çağrı ise çip çağrısı. 5 milyar dolar toplam destek bütçesi sağlanacak. Kullanım alanlarına göre farklı kapasitede yatırımlar, çip değer zinciri yatırımları, en az 65 nanometre teknolojisi ve 130'a kadar sermaye katkısı, %10'a varan hibe destek, %80'e varan vergi teşviki, yatırım yeri tahsisi, istihdam destekleri, vergi muafiyetleri, finansman desteği sağlanacak. Ve bu 5 milyar dolarlık aslında çip desteğiyle özel sektöründe 20 milyar dolara yakın bir yatırım yapması da beklentiler dahilinde. Evet, konuşacağız tabii, pek çok konumuz var.
Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Erhan Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkürler Özlem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Oldukça yoğun bir gündem var. Dilerseniz aslında biraz da hani hep daha sermaye piyasaları üzerine konuşarak başlıyoruz ama biraz da bu konuyu konuşarak başlayalım. Yüksek teknolojiye yönelik, özellikle çip üretimine yönelik önemli bir çağrıda bulundu hükümet ve önemli bir destek vereceğini söyledi. Ve ekonomide kabuk değişiminden söz etti. Sizce bu çağ, özellikle şimdi tabii dijital çağ diye bahsettiğimiz çağ, Türkiye bu konuda bu attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz ve başka hangi adımlar atılmalı? Özellikle de tabii orta vadeli program da hazırlanıyor. Hep yapısal dönüşüm diyoruz, yapısal reform diyoruz. Bu da onlardan birisi olarak kabul edilebilir mi? Teşekkürler. Elbette şu anda hani dünyada baktığımızda en önemli eğilimlerden birisi bu teknolojideki gelişmeler. Bir teknoloji devrimi, teknoloji çağındayız sözlerini çok duyuyoruz. Bu anlamda rekabet, örneğin işte Amerika ile Çin, dünyanın iki büyük ekonomisi, burada bir ticaret savaşı var ama o büyük bir oranda teknoloji savaşı da baktığımızda. Yani teknolojide güçlü olan, teknolojide öne geçme kabiliyeti, esnekliği olan ekonomilerin rekabette çok daha öne çıkabildiğini tarihsel örneklerinden de biliyoruz. Son dönemde de yaşıyoruz. O çerçevede hani bizim sanayimiz güçlü, orta ve düşük teknolojide oldukça rekabetçi ama yüksek teknoloji ürünlerin toplam örneğin ihracatımızdaki payı 3-3,5 civarlarında seyrediyor. Burada da savunma sanayinin özellikle büyük bir katkısı var. Ama daha genele yayılmış bir sanayide yüksek teknolojiye geçme ihtiyacımız da var. Yani bizim gibi yani daha doğrusu cari fazla veren ülkelere baktığımızda bizim de hedeflediğimiz cari fazlayı dikkate aldığımızda aslında %20'yi bulan oranlarda yüksek teknolojinin toplam ihracatta payı olan hatta üzerine çıkan ülkeler var. Bizim gidecek çok yolumuz var. Özetle söylemek istediğim o. Bu çerçevede de bunu teşvik etmek, yeni teşvikler, cazip teşvikler yapmak elbette önemli. Ama son bir not şunu da ileteyim. Hani teşvikler bu anlamda işte motive edici uygulamalar, düzenlemeler elbette önemli ama biraz da işte TOK örneğinde vesairede gördüğümüz gibi biraz kamunun içinde işin içinde olması, kamu özel işbirliği modelleri geliştirilmesi, bir sanayi planı çerçevesine gidilmesi bence hani bu teşviklerle beraber devreye girerse amaca ulaşma konusunda çok daha güçlü ve hızlı bir yol mesafe kat edilebilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi bir yandan da aslında vergide yeni bir dönem de başlıyor. Vergi konusunda da pek çok yeni alan açılıyor. Ne dersiniz bu düzenlemeleri? Amacımız kayıt dışılıkla mücadele ve adaleti sağlamak diyor Hazine Bakanı. Nasıl değerlendirirsiniz? Eksik kalan bir yön gördünüz mü diye sormak isterim. Yani devam edecek bir süreç gibi görünüyor. Aslında tabii Türkiye uzun yıllardır vergi reformunu konuşuyoruz. Bu anlamda bu son paket kayıt dışıyla mücadele konusunda önemli bir hani referans noktalarından birisi olacak diye düşünüyorum. Ağırlık o noktaya daha fazla gelmiş durumda ilk taslağa göre de. Ama gidecek tabii çok da yol var. Kayıt dışı Türkiye'de maalesef yaygın ve asıl mesele Türkiye'de kayıt dışının yüksek olması. Bu vergi adaletsizliği veya gelir dağılımı sorunlarının da arkasında yatan temel neden olduğu için buraya odaklanan bir yasayı ben olumlu karşılıyorum. Yani yeni çıkan, yeni meclisten geçen yasada da bu yönde olumlu adımlar var. Uygulama tabii önemli olacak. Ama galiba devam etmesi gereken ve sonuna kadar gidilmesi gereken de bir süreç. Bizim bu süreçte yeni vergi artışları, yeni vergi oranlarından ziyade tamamen tabana yaymak ve vergi vermeyen kesimden vergiyi almayı düşünmeye odaklı gitmemiz
hem toplumsal adalet duygusu açısından hem makro istikrar açısından hem de Türkiye'nin yatırım yapılabilirliğini artırmak açısından ki biraz önce konuştuğumuz hani bu yatırım teşvikleri önemli elbette ama hani rekabet anlamında da kayıt dışının azaldığı bir ekonomi yatırım yapılabilirlik ölçüsünde de çok öne çıkabiliyor. İkisi de birbiriyle alakalı. Vergi reformunda hep bugün ve bundan sonrasında kayıt dışı ile mücadele odaklı ne kadar gidebilirsek Türkiye'nin vergiyle ilgili yapısal sorununu o kadar çözebiliriz diye de düşünüyorum ben de. Hocam şimdi tabii bir yandan da Merkez Bankası enflasyonu bekliyoruz. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısının ardından bir de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamaları geldi. Tabii çok konuştuğumuz için aslında faiz indirimleri konusunu bir sözlü müdahale gibi de değerlendirebilir miyiz bunu? Ne dersiniz? Şimdilik faiz indirimi gündemimizde yok diyorlar. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Birincisi, bu tür iletişim kanallarına biz çok alışkın değiliz. Başkan yardımcısı ya da işte para kurulu üyelerinin açıklamalarına. Bu önemli bir adım gibi gözüküyor. Son basın toplantılarında da benzer bir eğilim görmüştük. Bu bence olumlu ve önemli bir gelişme. Önümüzdeki süreçte de bu tür iletişim kanallarının açık olması, piyasayı yönlendirme ve beklentileri daha çıpalamak, Merkez Bankası'na doğru yaklaştırmak açısından da önemli diye de düşünüyorum. Bu çerçevede bir kere yani iletişim kanalını başlı başına olumlu değerlendiriyorum. Bunun dışında biz tabii meslektaş olarak da Cevdet hocamız da diyorum, Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamaları önemli birkaç nokta var. Burada beklentiler tarafına çok büyük odaklanma var. Piyasanın beklentisiyle reel sektör ve hanelerin beklentisi arasındaki fark daha fazla. Bu çerçevede reel sektörün belki beklentisinin neden yüksek olduğunu daha da fazla düşünmek gerekiyor. Bu anlamda biraz daha bu maliyete yönelik unsurların yüksek olması ve kamunun yönettiği, yönlendirdiği fiyatların da tam da buna eşlik edememesi oradaki beklentileri yüksek tutuyor diye de düşünüyorum ben. Bu çerçevede özellikle Cevdet Hoca'nın mesajlarında kamunun da özel sektöründe biraz birlikte hareket etmesi. Hatta sendikalarında yani ücret, kamu ve özel sektör fiyatlamasında bir konsensusla birlikte istişare ederek artış oranları konusunda bir hareket etmenin ki buna gelirler politikası deriz. Önümüzdeki süreçte önemli olduğunu düşünüyorum. Cevdet hocamız çok adını vermese de aslında bu gelirler politikasındanın işlemesi gerektiği yönünde bir mesaj da veriyor diye düşünüyorum. Ama bu tabii özel sektör, kamu, sendikalar daha güçlü bir iletişim içinde ki örneklerinde ekonomik sosyal konsey gibi örnekler vardır. Bir masanın etrafında hani artış oranları, kamu ne kadar yönettiği, yönlendirdiği fiyatlara artış uygulayacak, sendikaların talep ettiği ücret artışları ne kadar karşılanacak ve özel sektör buna ne kadar uyacak? Yani %20 ise ücretlerde, kamu fiyatları da özel sektörde %20 civarında artmalı. 30'su 30, sonra daha düşük oranlarda devam etmeli. Birbirinden haberdar olmadan ya da istişare etmeden olan çabalarda genelde taraflar en kötüsünü düşünerek fiyatlama davranışlarını belirliyor. Özel sektörde bu anlamda genel maliyet artışları vesaire dikkate alınca daha yüksek bir tahminle çıkıyor. Bunu geriye çekmek için kamuya, Merkez Bankası dışında da büyük bir görev düşüyor diye düşünüyorum. Ve biraz daha iletişimi arttırmak ve hani para politikasının yanında bu gelirler politikasını da güçlü bir şekilde uygulamak belki gerekli, belki değil, bence gerekli. Eğer biz bu işte başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsak enflasyonla mücadelede. Hocam tabii şimdi Temmuz ayı enflasyonu konusunda da farklı düşünceler var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son aslında açıklamasında, daha doğrusu son PPK açıklamasında Temmuz ayı için riskli bir aslında tablo göründüğünü anlamıştık.
baktığınız zaman sizin beklentiniz nedir Temmuz ayı için? Ve zaten hani bir baz etkisi var ama onun dışında bir beklentiniz nedir? Ve tabii bundan sonraki süreç için daha önceden tahmin ettiğiniz gibi mi yürüyor işler? Yoksa enflasyon için biraz daha temkinli olmak mı gerekir? Yani bu Temmuz ayında özellikle vergi artışları, enerji fiyatları, elektrik zamları gibi unsurlar tahminlerin üzerine bir enflasyon getirecek gibi görünüyor. Benim tahminim 4'lere yakın, biraz üstü biraz altı olabilir ama bir enflasyonun bizi beklediği yönünde. Tabii bu Merkez Bankası'nın yıl sonundaki %38'lik tahminine ulaşmak açısından yüksek bir rakam. Önümüzdeki aylarda bunu telafi edecek düşüklükte rakamların da gelmesi gerekiyor ama tabii bekleyen bir takım zamları, işte netleşmeyen ücretle ilgili beklentileri, yani asgari ücret tarafı netleşse bile özel sektörün zam yapma ne oranda yapacağı konusunda hala belirsizliklerin olduğu bir noktada bu maliyet baskısı devam ediyor. O açıdan önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın düşündüğü aylık 1,5-2 civarı enflasyona inmekte ilk birkaç ay zorlanabiliriz. Bu tablo Merkez Bankası'nın da muhtemelen faiz indirim sürecini biraz öteletebilir. Çünkü Merkez Bankası bunu net bir şekilde söylüyor. Aylık enflasyonun hedefle uyumlu bir şekilde seyri Merkez Bankası'nın kararı açısından da önemli. Ama Temmuz yüksek, Ağustos daha düşük gelir. Ama yine istenen patikaya uygun gelir mi? Şüphelerim var. Muhtemelen doğalgaza falan yeni zamlar gelecek önümüzdeki süreçte de. Talep koşulları tam istendiği gibi yavaşlamış değil ama bir yavaşlama var. Dolayısıyla şu Ağustos ve Eylül enflasyonları önemli olacak ama hala tam istenilen rotaya oturulamadığı görüşündeyim ben. Belki biraz daha orada tasarruf eğilimini arttıracak gayretlere ihtiyaç var. Enflasyonla iletişimi, para politikasını arttıracak gayretlere ihtiyaç var. Bir de kamunun belki düşündüğü zamları şimdilik ötelemesi veya çok sınırlı bir şekilde devreye almasına da fayda var. Eğer beklentileri de bir arada yönetmek istiyorsak. Hocam tabii bu haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi de Fed olacak. Nasıl yorumlarsınız? Acaba bundan sonraki süreç bize neyi gösterir? Çünkü bir yandan aslında Fed'den faiz indirimi beklentisi vardı yılbaşından bu yana ama şimdi oldukça da yoğunlaşan bir seçim takvimi var Amerika için. Acaba Fed seçimlerden önce bir indirim yapar mı? Kasım öncesi ne olur diye sormak isterim. Aslında tabii Fed bayağı kendisini bağlamış durumda. Benim tahminim, sizle yayınlarımızda da paylaşmıştık, bu yıl çok daha geç bir tarihte yapması ihtimali veya hiç yapmama ihtimali daha yüksek geliyordu ama son 1-1,5 aydır Amerikan ekonomisinde büyümedeki yavaşlama sinyalleriyle belki bence biraz da panik halinde bir indirim sinyali verdi ve piyasada bunu fiyatladı. Bu saatten sonra Eylül ayında bir indirim yapmama olasılığı bence çok düşük. Ama Amerika'da büyüme o kadar kötü gelmedi. İkinci çeyrek büyümesi 2.8 geldi. Yani böyle bir faizde bu ortamda oldukça güçlü bir rakam. İşsizlik hala düşük. O açıdan ben Fed'in bir de seçimlerin getirdiği belirsizlikler var. Faiz indirimlerini Eylül'den sonra yine devam etmeme ihtimalini yine yüksekçe görüyorum. Bir kere yapıp muhtemelen beklemeye alabilir. En azından seçim sonrasına kadar, aralığa, ocağa kadar ama şu andaki, yani bu çok hızlı değişiyor Fed'in tahminleri de. Fed'in çok hızlı manevra yapabildiğini de görüyoruz. O açıdan çok iddialı bir yorumda bulunamayacağım ama Eylül'ün kesin olduğunu söyleyebilirim. Ama devamı bence şimdilik gelmeyecek. Ana yön faiz indirimi. Piyasalar açısından bu önemli. Yani artı bakmak için. Sadece o artının gücü konusunda piyasa emin olamıyor. Yani Fed 3 kere faiz indirse bu borsa için, bono piyasası için, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları için başka bir şey ifade edecek. Bir kere indirse başka bir şey ifade edecek. İndirimin olması olumlu ama
3G 3 mü 1 mi indirim olacak? O piyasanın teknik olarak veya kısa vadedeki değerlemesi açısından önemli. Bunun cevabı sayı konusu hala açık. Bir kere kesin gibi geliyor bana şu anda. Seçim süreci acaba nasıl değiştirir? Çünkü şimdi artık farklılaşan da bir tablo var. Hani yolda resmen başkan adayı değiştirdiler. Ve şimdi mesela Trump da farklı açıklamalarda bulunuyor. Önceden kriptoya karşıyım derken şimdi kripto yatırımcısını sevindiren açıklamalarda bulunuyor. İşte Amerika'yı kriptonun başkenti yapacağım falan gibi. Böyle sanki değişen de bir tablo var. SEC başkanını değiştireceğim diyor. Gelir gelmez görevden alacağım diyor. Böyle hani şimdi nasıl etkiler acaba Amerika ekonomisini? Hani işler biraz rayına girmişti derken acaba bir farklılık olur mu? Tabii eğer Trump seçilirse bilinmeyenler artacak. Yani Trump'ın söylemleri bazı noktalarda çok radikal. Bu anlamda üstelik doların çok güçlü olmasını da istemiyor. Bu çerçevede hani faiz indirimini destekleyebilir. Bu kriptolar, altın vesaire için pozitif bir sinyal de anlamına gelecektir. O açıdan Trump'ın seçilmesi durumunda daha zayıf bir dolar yönünde bir sinyal verecek. Ama bir taraftan da Trump'ın riskleri arttırma olasılığı var. Yani Avrupa ile ticaret savaşı gibi, Orta Doğu, Rusya meselelerindeki müdahaleleri gibi bu tür gelişmeler ise dünyada risk algısının yükselmesi doları güçlendirici bir etkide bulunabilir. Yani Trump'ın söylemiyle yaptıkları doların gidişatı konusunda ve buna bağlı olarak kriptoların veya işte fosil yakıtların, petrolün, enerji fiyatlarının gidişatı konusunda çok etkili olabilir. O yüzden gerçekten Trump'ın seçilmesi durumunda belirsizlik artar. Kamala Harris'in seçilmesi, Demokratların kazanması durumunda çok radikal bir değişiklik beklememek lazım. Yani mevcut durum devam edecek. Piyasa Trump'ın seçilmesinde hisse senedi piyasaları ilk etapta daha olumlu şey verebilir. Çünkü daha piyasa yanlısı, daha düşük vergi yanlısı bir yaklaşım olacağı için. Ama kısa vadede demokratların seçilmesi biraz nötr kaldırabilir. Ama orta ve uzun vadede benim görebildiğim Trump seçilirse bilinmezler artar, risk algısı yükselir, piyasadaki fiyatlamalar da buna göre biraz daha şekillenir diye düşünüyorum. Hocam şimdi tabii enteresan da bir dünya tablosu var karşımızda. Yani bir yandan Japonya'da da bu hafta faiz görüşülecek. İngiltere'de de yine faiz kararı verilecek. Bir yandan da işte Çin'de mesela geçen hafta 4 gün üst üste 4 gün aralıkla pardon 2 faiz indirimi gerçekleşti. Merkez bankaları acaba bu süreçte adım atmakta yalnız mı bırakılıyorlar? O yüzden bir böyle farklı tablolar görüyoruz. Ne dersiniz? Yani tabii aslında uzun süredir 2008 krizinden bu yana merkez bankaları dünya ekonomisinin gidişatında çok daha ön plana çıktı. Maliye politikaları 2008 krizinden sonra zaten zorda kalan ülkeler, bankacılık sektörleri bunları kurtarmak için hani büyük açıklara, harcamalara yöneldi. Oradan bir istikrar beklentisi çok da oluşamadı. Dünya ekonomisinde yapı değişmeye başladı. Jeopolitik dengeler değişmeye başladı. Hani yapısal sorun gibi bir sıkıntı var bazı bölgelerde dünyada veya fazlasıyla var. Ama buna bir de bilinmeyen jeopolitik değişimler, dünyadaki bilinen birçok şeyin değişmeye başlaması, iklim krizinin getirdiği etkiler. Dolayısıyla hani bu kadar belirsizlikte maliye politikasının zaten güçlü olamadığı bir ortamda mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği yapısal tarafta para politikaları daha yalnız kaldı. Merkez bankaları çok daha ön plana çıktı. Beklenti de yükseldi ama merkez bankalarının tabii ki tek başına istenen hedeflere ulaşma konusunda çok da güçlü olamayacağını biliyoruz. Ama
dünya dinamikleri, teknolojik gelişmeler gibi enflasyonla mücadeleye destek verdiği için birim maliyetleri düşürerek aslında merkez bankaları işi zor olsa da belki de o düşük enflasyon ve fiyat istikrarı konusunda o zorlu yolda hedefe yaklaşmış gibi de görünüyor. Ama hep büyüme tarafı, diğer dengesizlikler konusundaki sorumluluk da biraz merkez bankalarına daha fazla kaymaya başladığı için orada biraz veya fazlasıyla bocalıyorlar. Japonya örneği yıllardır deflasyonla mücadele ediyor, büyüme sorunları yaşıyor. Japon Merkez Bankası'nın da daha fazla aksiyonlarına yansıyor. Avrupa'da her zaman yansır. Amerika'da son dönemlerde daha fazla yansımaya başladı. Dolayısıyla biraz görevleri arttı. Kendi görevlerinde başarılılar ama ilave görevler olunca tam da nasıl gitmeleri konusunda emin olamayan veya bildikleriyle çözüm üretmekte zorlanan merkez bankalarını da görüyoruz gibi geliyor bana. Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben de teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar, hoşça Çok kalın dersin. teşekkürler, iyi haftalar. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimleydi. Efendim hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişmeleri değerlendirdik. Peki borsada beklentiler ne yönde gelişiyor? Son dönemlerde özellikle geçen haftadan itibaren 11 bin puanın altında fiyatlanmaya başlamıştı. Borsadaki beklentileri Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'ın değerlendirmelerini getirelim ekranlarınıza. Normal şartlarda daha pozitif bir hareket görmeyi beklerdik ama burada biraz hafta başında özellikle bankacılık hisselerindeki satışlar ön plana çıktı. Bu da endekste bir miktar baskı oluşturdu. Özellikle haftaya İş Bankası'nın iştiraklerin kısmi bölünme yoluyla bir süreci vardı. Bunun şu an için hani kısa vadede gerçekleştirilemeyebileceğine dair açıklama. Pazartesi günü İş Bankası ve diğer bankaları baskıladı. Salı günü yabancı kurumlardan biraz hedef fiyatlarının aşağı çekildiği raporlar geldi. Yani bu üst üste gelen gelişmeler bankacılık sektörünü baskıladı. Bu da tabii endeks ağırlığı yüksek bir sektör. O nedenle sektörde satışlar biraz hızlanınca bu da diğer hisselere, diğer ana sektörlere de sirayet etti. O yüzden endekste hafta başlangıcından itibaren biraz daha dalgalı ama düzeltme eğiliminin ağır olduğu, öne çıktığı bir fiyatlama gördük. Tabii devamında teknik olarak 11 bin seviyesi kırılınca düzeltmeler bu noktada da hız kazandı. Çünkü önceki hafta 11 bin üzerinde kalan ama 11.200-250 bölgesinde aşmakta zorlanan, özellikle 11.200 üzerinde kalıcılık sağlayamayan bir endeks sıkışma alanı içerisinde biraz daha hareket etmeye başlayan bir endeks vardı. Ama burada 11 bin önemli bir seviye kırılınca tabii teknik olarak satışlarda kısa vadeli pozisyon ve kredi kapamalarının da etkisiyle bir miktar risk azaltımı yönündeki geri çekilmeleri gördük. Burada 11 bin altında kaldığımız sürece biraz daha düzeltme eğiliminin devamı mümkün. Yani endeksin bu anlamda tekrar bir 11 bin üzerinde kapanışlar alması lazım ki kısa vadede tekrar yukarı yönlü denemelerin biraz daha güç kazandığı bir fiyatlamadan bahsedebilelim. 11 bin altında kalırsak eğer burada 10.800-850 bölgesi kısa vadeli ilk desteğimiz, bizim 10.800 altındaysa 10.700 bölgesini, ki Temmuz ayının ilk haftasında bu bölge destek olarak çalışmıştı, burayı izleyeceğiz. Buranın altında 10.656'lardan geçmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kabaca 10.650 diyelim. 50 günlük basit hareketli ortalama var. Bu son derece kritik bir destek. Yani endekste özellikle bu yıl içerisinde de önemli bir destek olarak çalıştığını ve bu bölgeden test edilmesi ve devamında gene alımlarla tekrar yükselişlerin etkili olduğu bir fiyatlamayı gördük. 50 günlük basit hareketli ortalama. O yüzden endekste asıl hani sıkıntı bu ortalama altında günlük kapanışlar olur. Haricinde bu ortalamaya doğru olası geri çekilmeler bir düzeltme olarak yorumlanabilir. Endekste ana görünümü bozacak bir hani teknikten bahsetmek çok doğru olmaz. Ama 50 günlük ortalama kırılırsa bu anlamda daha dikkatli olmak gerekir. Biraz orta vadeli satış baskısı artabilir. Endekste yani toparlayacak olursam 10.650'lerden geçen 50 günlük ortalamanın kırılmaması kritik. Yükselişlerin tekrar güç kazanabilmesi için ilk olarak 11 bin, devamında da 11 bin 250 üzerinde kapanışlar ihtiyacımız var. Bu durumda 11 bin 500, 11 bin 750 bölgesini
test eden bir endeks takip edebiliriz. Ama şunun da altını çizeyim. Sektörel bazı ayrışmaların devamını önümüzdeki süreçte de göreceğiz. Yani burada hisse seçimi, sektör seçimi yılın ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da önemli kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet, bir de yabancı değerlendirmesi alalım Türkiye ekonomisine yönelik. Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash'in APRA'ya yaptığı değerlendirmeleri getirelim ekranlarınıza. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu iki kademe artırması İngiliz ekonomist Timothy Ash tarafından sıra dışı olarak yorumlandı. APARA'ya konuşan dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, derecelendirme kuruluşları genellikle iki kademe birden not artışı yapmazlar. Bu karar çok olumlu ifadesinde bulundu. Timothy Ash, Moody's'in görünümü pozitif olarak korumasını ise ilerleyen dönemde daha fazla not artışının olabileceği şeklinde değerlendirdi. Açıkçası derecelendirme kuruluşları genellikle iki kademe birden yükseltme yapmazlar. Bu oldukça sıra dışı bir durum. Ancak bu not artışıyla Moody's, Fitch ve S&P ile aynı seviyeye geldi. Ayrıca Moody's pozitif görünümünü de korudu. Bu da daha fazla kredi notu arttırımı olasılığını gösteriyor. Moody's son bir yıl içinde Türkiye'de uygulanan ekonomi programı, cari pozisyondaki iyileşmeler, rezervlerdeki iyileşmeler, kısacası Türkiye'deki politika yapıcılara olan güvenin artması gibi tüm olumlu gelişmeleri raporunda vurguladı. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla politika faizi yükseldi, rezervler arttı. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 700'lerden 250 seviyesine kadar geriledi. İngiliz ekonomist APARA'da makro ekonomide yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. Merkez Bankası'ndaki değişikliklerin çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Ekip gerçekten harika ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın doğru adımları attıklarını düşünüyoruz. Politika faizi %50 seviyesine geldi. Bu gerekliydi. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi iyi bir yolda. Rezervlerin eksi 60 milyar dolardan pozitif bir seviyeye gelmesi oldukça değerli. Şu anda brüt rezervler rekor seviyesinde. İfadesinde bulundu. Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon beklentisi %38 olurken son yapılan piyasa katılımcıları anketinde beklentiler %43'e kadar geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 6. para politikası kurulu toplantı metninde enflasyon beklentilerinde Merkez Bankası ile piyasa beklentilerinin yakınsadığına işaret etti. İngiliz ekonomist Timothy Ash de enflasyonun sene sonunda %35 ile %40 arasına gelebileceğini vurguladı. Enflasyon çok yüksek bir tabandan başlayarak önümüzdeki birkaç ay içinde azalmaya başlayacak gibi görünüyor ve umarız yıl sonuna kadar enflasyonun muhtemelen %35-40 aralığında olacağını öngörüyoruz. Bu iyi haber. Gelecek yılın sonunda da enflasyon %20'nin altına inebilir ya da düşük 20'li seviyelere gerilemesi mümkün olabilir. Yükselen kredi notları, düşen risk primi ve ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına bağlılığı son dönemde yabancı yatırımcıların TL varlıkları olan ilgisini artırdı. Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz'da biten hafta itibarıyla son bir yılda yabancı 12 milyar 426 milyon dolar tahvil aldı. Yabancının tahvil varlığı %1412,75 arttı. Son veriler yabancının yerel seçim sonrası 10,61 milyar dolar tahvil aldığına işaret ederken, aynı dönemde hisse senedi piyasasında 1,1 milyar dolarlık yabancı çıkışı gözlemlendi. Söyleyebileceğim şey, yerel borç piyasasına gerçekten güçlü girişlerin olduğu. Bu da yabancı yatırımcıların artık Türkiye'nin para politikası ayarlarına giderek daha fazla güvendiğini gösteriyor. Unutmayın ki son 10 yılda yabancı yatırımcılar esasen Türk borç piyasasından, yerel borç piyasasından çekildiler. Türkiye'ye yatırılan hisse senedi ve portföy paralarında
büyük çıkışlar gördük ki bu sanırım yaklaşık 140 milyar dolarda zirve yaptı. 20 milyar dolar gibi bir şeye indi. Son 6 ayda benzer bir miktarın ülkeye geri döndüğünü gördük ve bu gerçekten çok cesaret verici. Bu girişler dövizi stabilize etmeye yardımcı olacak. İstikrarlı bir döviz kuru enflasyonla mücadelede yardımcı olacaktır. Cari hesabı destekleyecektir. Rezerv birikimini destekleyecektir ve genel olarak Türkiye'ye olan güven artacaktır. Küresel ölçekte yaşanacak gelişmelerin önemine de değinen Timothy Ash, birçok küresel endişenin olduğunu, ABD seçimleri ve jeopolitik risklerin takip edileceğine vurgu yaptı. Birçok belirsizlik var. Bence bu belirsizlik dünyasında Türkiye politikalar açısından çok dikkatli olması gerekiyor. Ekonomi yönetimi risk almamalı. Yine Şimşek ve Merkez Bankası'ndaki ekibin yaptığı doğru şey Türkiye'yi gelecekteki belirsizliklere karşı izole ediyorlar. Ve döviz rezervlerini yeniden inşa etmek çok iyi bir fikir. Bu durum ekonomiye tampon sağlar. Dengesizlikleri azaltmak, cari açığı azaltmak ve döviz rezervlerini arttırmak son derece olumlu. Bu başlıkların hepsi yatırımcılar arasında güveni yeniden inşa etmek konusunda yardımcı oluyor. Küresel ekonomi ve jeopolitik konularında yeni zorluklar görürsek, bence Türkiye bu belirsizlik dönemini atlatmak için daha iyi bir konumda olacak. Bu hafta merkez bankaları açısından oldukça yoğun bir hafta. Çarşamba günü Amerika ve Japonya Merkez Bankası'nın kararları bekleniyor. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası'nın kararı. Küresel piyasalar bir yandan açıklanan finansalları fiyatlarken diğer yandan yeni haftada gözler merkez bankalarında ve yoğun veri takviminde olacak. ABD Merkez Bankası Fed ve Japonya Merkez Bankası BOJ faiz kararını çarşamba günü, İngiltere Merkez Bankası BOE ise perşembe günü açıklayacak. Piyasa beklentisi Fed'den faiz indirimi gelmemesi yönünde. Yabancı analistler 6 Kasım ABD seçimleri öncesi Fed'den faiz indirimi beklemezken, piyasada en azından Eylül toplantısında bir faiz indirimi fiyatlaması öngörülüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço dönemi de başladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %45 oranında düştü. Son çeyrek en iyi ihtimal diyorduk. Belki Eylül ayı. Ekim'de çünkü toplantı yok. Belki Eylül ayı. Büyük bir ihtimalle son çeyreğe kalmadan Eylül ayı gibi Fed faizi indirecek gibi gözüküyor. Geçen hafta ABD'de ikinci çeyrek büyüme oranı %2.8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yine Amerika'da açıklanan bir diğer önemli veri kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel geldi. Şimdi ise gözler önce Fed'in faiz kararında, akabinde ise Amerika'da tarım dışı istihdam verisinde olacak. 29 Temmuz haftasında Avrupa'da da gündem yoğun olacak. Euro bölgesi enflasyonu ve büyüme verisi salı günü açıklanacak. Aynı gün Almanya'da da büyüme ve enflasyon verisi takip edilecek. Haftanın 3. işlem gününde ise Almanya'da işsizlik verisi izlenecek. Resesyon endişelerinin öne çıktığı Çin'de 22-26 Temmuz haftasında Çin Merkez Bankası 4 günde 2 faiz indirimi yaparak 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini %3.35 ve %3.85 seviyelerine düşürdü. Diğer yandan Japonya'da imalat sanayi PMI'yi 49.2 seviyesine geriledi. Japonya'da üretici fiyat endeksi %3 artışla beklentilerin altında kalırken Temmuz'da yıllık tüfede %2.2 arttı. Eylül ayında faiz indirimine piyasa kesin gözüyle bakıyor. Bu son derece makul. Biz de bu görüşteyiz açıkçası. Ve Aralık ayına kadar bu Eylül'deki faiz indiriminin ardından bir faiz indirimi daha söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. 3 faiz indirimi biraz iddialı. Ama 2 faiz indirimi son derece makul bir beklenti. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi %5.98, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2.28, Güney Kore'de KOSPI endeksi %2.27 ve Çin'de Şangay Bileşik endeksi %3.07 değer kaybetti. Yeni haftada Japonya'da faiz kararının yanı sıra işsizlik ve sanayi üretimi, Çin'de ise imalat sanayi ve hizmet PMI verisi takip edilecek. Thank you.
Evet, oldukça yoğun bir haftaya merhaba dedik ve bugünü de böylece tamamladık efendim. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde paranın yönüyle burada olacağız. İyi akşamlar.